Herkese selamlar, Tonguç Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yazıların başlamasına kısa bir süre kalmışken nasıl not tutumundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle önünüzde birkaç kaynağınız olmalı. Sadece tek kaynaktan özet çıkarmak oldukça verimsiz oluyor. İster YouTube'daki konu anlatım videolarından, ister çeşitli kitaplardan yararlanın ama mutlaka en az iki kaynaktan aynı konuya bakın. Sonra eğer YouTube'dan yararlanıyorsanız yazmanız gerekecek bilgilerin altını çizin. İnternetten bakıyorsanız da küçük kağıtlara önemli bilgileri not alabilir, bir taslak hazırlamaya başlayabilirsiniz. Sonrasında dilediğiniz kağıda veya deftere özet çıkarmaya başlayın. Ben notlarımı tutarken karışıklık olmaması adına dersin adını yazdıktan sonra altına notun hangi sayfaları kapsayacağını, nereden nereye kadar olacağını ve tarihi yazıyorum. Bu son zamanlarda oldukça işime yarıyor, kesinlikle öneriyorum. Sonra eğer not çıkardığım ders sayısal derse formülleri, önem notları yazıyorum ve her alt başlık için bir örnek yazıyorum. Bu örnekler yapamadığınız, zorlandığınız bir soru tipi veya okulda öğretmeninizin çok üstüne durduğu bir soru olabilir. Buna kendiniz karar verebilirsiniz ama örnek sayısını abartmamaya dikkat edin. Çünkü örnek sayısını abarttığınızda notunuz tamamen verimsiz bir not olur. Eğer not çıkardığım ders özel bir derste burada çok daha özen davranıyorum. Çünkü özellikle tarih, coğrafya gibi derslerde ara sıra ben de dahil olmak üzere birçok kişi her şeyin önemli olacağını düşünüp tüm kitabı nota yazıyor. İlk olarak yapmanız gereken az önce söylediğim gibi kitabınızdan önemli yerleri çizmek. Sonrasında bu önemli yerleri kendi cümlelerinizle ve kısa öz olacak şekilde yazın. Ve diğer kaynaklarınızdan aynı konuyla ilgili bilgi almayı kesinlikle unutmayın. Çok önemli bir not. Yazılarınızın arasına madde işaretleri, oklar, tablolar koymazsanız oldukça sıkıcı bir not olur ve muhtemelen okurken dikkatiniz çok dağılır. İstediğiniz yeri bulmakta oldukça zorlanırsınız. Kendi cümlelerinizle konuyu özetledikten sonra kitapta veya tanımda bilmediğiniz terimleri alt kısma yazın ve açıklayın. Bu benim özellikle şu an ekranda da gördüğünüz üzere tarih dersinde çok işime yarıyor. Yine coğrafyada da edebiyatta da kullanabilirsiniz. Sonrasında olaylar arasında mutlaka bir neden sonuç ilişkisi kurun. Bu sayısal derslerde bir formülün kanıtı olabilir, sözel derslerde niçin olmuş, neden olmuş onları belirtebilirsiniz. Bu hem sizin öğrenmenizi çok daha zenginleştirecektir hem de daha güzel bir not ortaya çıkaracaktır. Bu da son önerimdi. Sonunda yazılı öncesi için harika notunuz hazır. Umarım siz de bunları uygular ve sınavlarınızdan yüksek not alırsınız. Bugünlük videom bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.